Gündem Galatasaray'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Ali Naci Küçük'le konuşuyoruz Gündem Galatasaray'ı. Ali abi hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler. Hoş bulduk Orhun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Artık son haftalara girildi. Kritik maçlar, kritik 90 dakikalar oynanacak önümüzdeki hafta. Önce tabii kanala abone olmalarını rica ediyoruz. Sevgili takipçilerimizin diyelim bir abone adayı olmaları gerektiğini de hatırlatalım. Bildirim zilini lütfen açın ve yorumlarda da buluşalım diyoruz. Sen bu konuda neler diyebilirsin abi? Vallahi sezon boyunca zaten en doğru içerikleri, en doğru bilgileri vermeye çalıştık. Transfer dönemi geliyor. 7 yıldır da futbol alanında her zaman en doğru transfer gelişmelerini takipçilerimize duyurduk. Bunları bizi yakından tanıyan herkes elbette ki çok iyi biliyordur. Yine güvenilir, keyifli ve futbola ilgi duyan herkesin takdir edeceği bir kanal arıyorlarsa Futbol Arena'ya abone olmalarını rica ediyoruz. Bir anlamda win-win. Hem biz kazanalım hem de onlar kazansın. Evet. Abone olan kaybetmez diyelim. Teşekkürler abi. Güvenilir ve keyifli dedin. Oradan aslında Galatasaray'a bağlamak istedim ben de. Geride kalan haftada 2-0 kazanan bir Galatasaray gördük ve artık şampiyon oldu diyelim ve bir harf kaldı. Gerçekten güvenilir ve keyif veren bir futbol oynadı sezonun büyük genelinde. Sivasspor maçında da keza öyle. Ankaragücü maçını da tabii ki konuşacağız ama biraz saha içi faktörlerle Sivasspor maçını nasıl okuduğunu da merak ediyorum abi. Ya bir kere Galatasaray artık kendinden emin, özgüveni yüksek ve geçen hafta dediğim gibi şampiyon gibi oynuyor. Çok açık bir şekilde. Galatasaray'ın çok sağlam bir kalecisi. Hani derler ya, çakı gibi bir stoperi, arı gibi bir orta sahası, Torreira'sı ve çok klas bir golcüsü var. Yani Oliveira ve Mertens son haftalarda olduğu gibi Sivasspor maçında da çok açık bir şekilde hayal kırıklığı yarattı. Ama orta sahada iki oyuncunun düşmesine rağmen Torreira bütün açıkları kapatıyor. Gerçekten hani her eve lazım derler ya, her takıma lazım Torreira. Yine Sivasspor maçında çok iyiydi ama ayrı bir parantez açmak lazım. Icardi. Attı. İkinci gol. Muazzam. Yani büyük bir golcü olduğu için de Galatasaray'ın şampiyonluğa yürüyüşündeki en önemli faktör. Sivasspor maçına da damga vurdu. Ve aynı zamanda bu Kerem Icardi ikilisi ciddi anlamda Galatasaray'a katkı vermeyi başardılar. Icardi de Galatasaray'da kalırsa belli ki önümüzdeki yıl bu ikili çok daha iyi işlere imza atacak. Evet. Ankaragücü maçı var Salı günü. Artık maçlarda aynı saatte oynanacak abi, biliyorsun. Bu maç öncesinde takımdaki hava nedir? Bir gerginlik var mı mesela? Yoksa kendinden emin bir oyuncu grubu ve teknik heyet mi var? Biraz da önümüzdeki maç öncesindeki tabloyu konuşmak istedim. Sence gergin bir hava var mı? Bence yok. Ama gergin şöyle, eğer Ankaragücü Ümraniyespor'a yenilseydi küme düşme hattı biraz daha karışacaktı ya. Yani zorluk derecesi daha yüksek bir maç olabilirdi. Evet. O yüzden ben Galatasaray'da bir gerginlik görmüyorum açıkçası. Yok. Yani şöyle söyleyeyim. Beşiktaş derbisini kaybettikten sonra Galatasaray ondan sonraki süreci çok iyi atlattı. Ayağa kalkmayı hemen başardı. Başakşehir maçında mesela gerginlik dersen o gerginliğin kralı vardı. Stresin. O şampiyonluk baskısının çok yüksek doruklarda olduğunu söyleyebiliriz Başakşehir karşısında. Ama Başakşehir'i yendikten sonra İstanbulspor maçı, Sivasspor karşılaşması artık Galatasaray hedefine ulaşacağından emin ama rehavete izin yok kesinlikle ve iyi bir kadrosu var. Galatasaray yönetimi de işte hocası da, oyuncusu da, futbolcusu da bunun farkında. Aynı zamanda hani ensesinde nefesini hissettiren bir rakibi de yok Galatasaray'ın. Ya Fenerbahçe o enerjiyi veremiyor. Veremedi daha doğrusu. O Giresunspor maçıyla birlikte kırıldı artık iş. Zaten Fenerbahçe'nin maçı da kalmadı. Derbiyi bekliyorlar. O yüzden Galatasaray kendinden emin ve koşar adım şampiyonluğa yürüyor. Artı baktığımız zaman geçmişte de hep söylediğim gibi winner bir camiadan bahsediyoruz. Artık totem için açıklamıyor tabii ki Galatasaray yönetimi ama yavaş yavaş şampiyonluk hazırlıkları, derbi için planlar yapılmaya başladı. Evet. Tabii az önce Icardi'den bahsettin abi. Son günlerde yine en çok konuşulan futbolcu, sadece Galatasaray için değil, Türkiye'de en çok konuşulan futbolcu Icardi yani. Gerek saha içi, gerek saha dışı. Çok normal, aynen. Gerçekten Türk futbolunda ihtiyacı olan bir profil olduğunu düşünüyorum. Ya varsın olsun saha dışındaki Icardi'yi de izleyelim, görelim. Etkileşim açısından da çok önemli spor sektöründe, ben öyle düşünüyorum. Icardi'nin bonservisi son günlerde konuşuluyor abi. Alınacak mı? Ne kadar alınacak? Icardi ne düşünüyor? Bu konuda ne gibi gelişmeler yaşanıyor? Icardi nasıl bir karar verecek sence abi? Şimdi Icardi bir kere defalarca kez Galatasaray'da kalmak istediğini Fransız basınına da, kendi ülke basınına da açıkladı. Çok açık bir şekilde. Oyuncu Türkiye'de mutlu ve aynı zamanda Galatasaray'ın da Icardi ile devam etme kararı almasında sadece saha içi performansı, attığı goller değil, saha dışında da aidiyet duygusunu sonuna kadar taşımasının çok büyük bir payı var. Haftalar önce Drogba mı Icardi mi? Hep bunu konuşmuştum, gündeme getirmiştim ben. Sen de hatta geçen hafta sormuştun. Hep ben Icardi'nin Galatasaray tarihindeki en önemli yabancı golcü olduğunu söylemiştim. Bir kere bu şampiyonluk hikayesinin baş kahramanı o. Ve aynı zamanda diğer yıldızlardan bir farkı var Icardi'nin. Drogba Türkiye'de 1,5 yıl oynadı. Ailesini asla Türkiye'ye getirmedi. Icardi çocuğuyla, eşiyle, ailesiyle burada yaşıyor. Türkiye'yi yaşıyor. Sivasspor galibiyeti sonrasında kızlarıyla Türkçe mesaj atarak paylaşım yapıyor. Sürekli Girin sosyal medya hesabına 11 milyon takipçisi var. Galatasaray'ı paylaşıyor, İstanbul'u paylaşıyor. Burada mutlu çünkü. Ve burada kalmakta da kararlı. Şimdi Galatasaray geçtiğimiz hafta Sivasspor karşılaşmasını izleyenler arasında Icardi'nin menajeri de vardı. Elio Pino stattaydı, tribündeydi. Erden Timur'la da görüştü kendisi. Son gelinen durumu, Paris Saint-Germain'in bu transfere bakış açısını, bununla alakalı ipuçlarını aktardı Galatasaray yönetimine. Şampiyonluğa ulaşıldıktan sonra ilk iş Galatasaray Paris Saint-Germain kulübüyle masaya oturacak ve 7-8 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle bu işi bitirmeye çalışacak. Icardi'ye de çok memnun oldukları için çok üst düzey, bence Türkiye kalitesinde bize çok fazla aslında Icardi. Yani muazzam bir futbolcu. Zaten Icardi işte saha dışını söyledin ya, zaten saha dışındaki o olayları olmasa Icardi'nin, hep diyorum ya Icardi bugün Real Madrid, Manchester United, Manchester City, ya benzeme ayarında, klasında olan bir futbolcudan bahsediyoruz biz burada. Çok sınıf golcü daha ne olsun? Muazzam yani bir olay. Icardi için de Galatasaray belirlediği ekonomik kriterlerin dışına çıkacak, özel bir teklif yapacak. Bonuslarla birlikte yaklaşık 4,5 milyon euroya varan garanti bir ücret teklif edecek. Oyuncunun burada kalmasını sağlamak için. Ve 3 yıllık bir sözleşme önerisinde bulunulacak. Galatasaray Icardi ile yola devam edip Şampiyonlar Ligi hedefine de Arjantinli golcüyle ulaşmak istiyor. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Tabii. Dün bir Galatasaray yetkilisi ilettiği için söylüyorum. Bilemiyorum doğru mu ama konuşulan hani transfer kulislerindeki duyumlar şu yönde. Sezon başında Icardi'ye talip olan kulüplerin arasında Fenerbahçe'de vardı. Fenerbahçe kulübünün Icardi'nin şartlarını, transfer bonservis şartlarını öğrenmek için Paris Saint-Germain kulübüyle temasa geçtiğini söylüyor bazı isimler, menajerler. Ne kadar doğru bilemiyorum ama Galatasaray buradan Icardi'den gol yiyeceğini düşünmüyorum bu konuda. Eğer Fenerbahçe gerçekten temasa geçtiyse dahi ben Galatasaray bu işten gol yemez diye düşünüyorum. Evet. Abi ben şunu da merak ediyorum. Yani Paris Saint-Germain belki bırakmak istemeyebilir. Icardi kafasında Paris Saint-Germain'i bitirdi mi sence? Yok, evet. Ya Icardi'nin artık, yani şöyle bir cümlesi var Icardi'nin açıklamasında. kendimi Galatasaray'da gerçekten Türkiye'de bir yıldız gibi hissediyorum. Bunu her an, her saniye bana yaşatıyorlar diyor. Ve aynı zamanda mesela Florya'nın, yönetimin, başkanın, Erden Timur'un ya da takımın Icardi'ye bu kadar çok sarılmasının sebeplerinden bir tanesi de sıfır ego. Takım oyuncusu. Kibir yok. Mesela Wesley öyle değildi, Snyder öyle değildi. Bu tamamıyla o yıldız oyuncu statüsünde olmasına karşın herkesi kucaklayan ve takımın bir parçası olduğunu hissettiren bir isim Icardi. O yüzden de Galatasaray'da herkes Icardi ile yola devam etmek istiyor. Aynı Arjantinli golcünün düşündüğü gibi. Evet. Devam edelim abi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Sacha Boey ve Victor Nelsson için Londra ekipleriyle konuştuğu yönünde bazı haberler çıktı son günlerde. Bu iki oyuncu özelinde kulüpte bir gelişme var mı? Ki geçen hafta da biraz konuştuk. Yani takımda kalamayabilir gibi konuştuk. Bu konuda neler diyeceksin abi? İki futbolcuya da çok ciddi teklifler var. Çok ciddi talipleri var. Galatasaraylılara şunu söyleyebilirim. Değişime hazır olsunlar. Ama bir kere çok net bir şekilde Galatasaray Nelson'u kadrosunda tutmak istiyor. Yeni sözleşme teklif edecek. Ve Nelson'un Şampiyonlar Ligi oynamadan gitmesini istemiyor Galatasaray. Nelson'la alakalı Galatasaray'ın ben pazarlık masasına oturacağını düşünmüyorum. Çünkü kontratında bir bedel var. 25 milyon euro. O rakamın bir kuruşu aşağısına Galatasaray Nelson'u zaten vermez. Ki nitekim de yeni bir kontrat yapmak için temaslara başlayacak. Sacha Boey konusunda bu kadar net konuşamam. Rakama bağlı, gelen teklife bağlı. Şunu da söyleyeyim. Galatasaraylılar bu şampiyon takımın hangi bölgesinde zayıf halkalar ya da dalgalanmalar olduğunu düşünüyorsa o bölgelerde bazı sürpriz değişimler yaşanacak. Erden Timur bunun hazırlığında. Bu puzzle'ı tamamlayıp çok güçlü bir Galatasaray kadrosu kurup bu takımın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesini kendisi hayal ediyor. Nelson bu takımın güçlü bir karakteri. O yüzden ben Nelson'u Galatasaray'ın bırakacağını zannetmiyorum. Evet. Torreira bu takımın güçlü bir karakteri. Torreira'nın gitmesine izin vereceğini düşünmüyorum. Icardi bu takımın yıldızı. Icardi'yi almak için her şeyi yapacağını biliyorum. Ama bunun dışındaki isimler tamamıyla gelişmeler, rakamlar ve yaşanacak sürece bağlı. Ama ciddi bir değişim olacak. Transfer sorusu var mıydı? Son soruda yoktu galiba. Yok. Yani başka bir soru var. Ama ciddi bir değişim yaşanacak. İyi bir kaleci alacağını söyleyebilirim Galatasaray'ın. Artık Muslera sonrası için Galatasaray öyle silik bir adım atmayacak. Ciddi bir adım atacak. Yani pansuman niteliğinde Okan Koçuk vari bir transfer yapmayacak Galatasaray. Güvenilir, iyi bir kaleci alacak. İyi bir golcü daha alacak. Orta sahasını Torreira'ya bu kadar yük bindirmeyecek hale getirmeyi hedefleyecek. Evet, yani bazı ipuçları da verdin zaten. Önemli olan da o birlikte oynama pratiğini bozmamak olacak galiba. Yani işte %100. Kerem çok formda. İskeleti koruyup. Evet, o iskeleti korumak çok önemli zaten. Tabii. O birlikte oynama pratiği çok kolay elde edilen bir şey de değil. Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen bir Türk takımı da bunu yapmalı bence. Çünkü bayağı bir aşama kaydetmesi de lazım. Kesinlikle. Bir de Erden Timur'la alakalı şunu söyleyeyim. Hı hı. Çok uzun süredir çalışıyor. Premier Lig'de kontratı biten bazı oyuncular var. Ciddi isimler. Onların transfer durumlarıyla alakalı. Sadece bir günlüğüne gitti. Bugün öğle saatlerinde de çok ciddi bir İstanbul'da toplantısı var Erden Timur'un. Yani öyle işte transfer seferi, İngiltere'ye kamp kurdu falan değil. Bir günlüğüne gitti. Bugün de öğle saatlerinde İstanbul'da olacak Erden Timur. Evet, şimdi son soru taraftarları da yakından ilgilendiriyor ki sen de geçtiğimiz günlerde haberini yaptın. Ankaragücü maçını alması durumunda veya aksi bir durumda şampiyonluğunu ilan etmek için çıkacağı Fenerbahçe maçında müthiş bir talep var stadyum konusunda. Yönetim kurulundan bu talebe bir cevap gelebilecek mi? Nasıl karşılık verecek? Bunun detaylarını da taraftarlar da merak ediyor abi. Vallahi başarı, şampiyonluk ve son maçın Fenerbahçeli olması Galatasaray kulübünü kitlemiş durumda neredeyse. Yaklaşık 300.000 talep gelmiş Galatasaray kulübüne Fenerbahçe derbisini izleyebilmek için. 6 stadyum. Ben sana şöyle söyleyeyim. Son bir ayda en az 150 kişi de bana yazmıştır. Bana da başladılar abi bu arada. Yani insanlar orada olabilmek için inanılmaz bir, ne diyeyim, mesai harcıyorlar. Fakat bu konuda hafta içinde Galatasaray yönetimi bir toplantı yapacak ve bir karar alacak. Ben herhangi bir bilet satışa çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü kulüp üyelerinde çok ciddi bir talebi var, isteği var. Ağırlanacak misafirler var, protokol var. Zaten stadın %70, %80'inin kombine, VIP ve loca sahiplerinin oluşturduğunu düşünürsek Fenerbahçe derbisini Nef Stadyumunda izlemek çok ama çok zor herkes için. Ve nitekim de haftalar öncesinde bir maçın bileti kara borsaya düştü. Evet. Yani özellikle yurt dışından gelen gurbetçi taraftarlar kombine sahiplerinin koltuğuna talip oluyor. Ben kulaklarımla duydum geçen hafta kale arkası biletine 10.000 TL vermişler izleyebilmek için. Ve düşünemiyorum yani işte Nef Stadyumu'nun tribün adıyla söyleyeyim, Batı tribünü, Doğu tribünü vesaire, buralar hani çok çılgın rakamlar duyulacak evet. Yakında ama izlemek çok zor. Bu maç için de özel bir hazırlık var. Özellikle işte ışık, lazer, koreografi, görsel şovlar, koreografiler. Muhtemelen de zaten Ankaragücü maçını galibiyetle tamamlayıp şampiyon olarak derbiye çıkacağı kesinleşirse Galatasaray'ın kulüpte resmi sitesinden duyuracaktır bunları. Tabii Fenerbahçe taraftarı da olmadığı için o deplasman tribünü de tabii kullanılacaktır. Aynen. Abi şunu soracağım, bilgin vardır belki. Son 1-2 aydır stadın kapasitesinin arttırılmasıyla alakalı da bazı haberler gördüm. Özellikle o Ultraslan grubunun olduğu tribünde koltuklar kalkacak deniliyor. Ayakta izlenilecek ve 3-4 bin tane daha bilet satılabilecek noktada gibi bir durum var. Bu bir dedikodu mudur yoksa hani yönetimden böyle bir hazırlık duydun mu? Bu alınmış bir karar aslında. Nef Stadyumu'nun kapasitesini Galatasaray yönetimi 60.000 kişiye çıkarmak istiyor. Bunun için de koltuklarla alakalı daha ufak, daha az yer kaplayan koltuklar bazı tribünlere monte edilecek. Ve stadın kapasitesi 52.000'den 60.000'e çıkarılacak. Bu seneye yetişir mi? Sayın Başkan Dursun Özbek ve yönetimi yetiştirmek istiyor. Bunu da kendi ağızlarından da duydum ben. Eğer bunu başarırlarsa zaten şampiyon olan bir Galatasaray takımı varken yani taraftar hem çok ciddi bir talep gösterir hem de Galatasaray'da maç günü gelirleri adına da ciddi bir gelir elde edebilir. Çünkü şunu söyleyeyim, buna paralel kombine satışını Başkan Dursun Özbek'in kararıyla Galatasaray Kulübü durdurdu. O kadar yoğun bir talep ve rağbet oldu ki 32.000 kombine sattı Galatasaray. Hemen çıkar çıkmaz. Sadece yenilemede. Birçok kişi de alamadı daha. Ama başkan dedi ki bir dakika durdurun. Çünkü maç günü gelirlerine de ihtiyacımız var. İyi bir planlamadan sonra tekrar satışa açabiliriz. Belki bu stat kapasitesi önümüzdeki yıl 60.000'e çıkarılacağı garantilenirse o zaman tekrardan bir kombine satışına başlayabilir Galatasaray. Hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki hafta bakalım şampiyon olan bir Galatasaray'ı mı konuşacağız çarşamba günü yoksa şampiyonluğu derbiye bırakan bir Galatasaray'ı mı göreceğiz? Var mı abi eklemek istediğim bir şey? Teşekkür ediyorum. Sadece bizi takip edenlerden kanalımıza abone olmayı ve programlara kendi düşündükleri, değinmek istedikleri gibi yorumlarında eksik etmezlerse çok ama çok mutlu oluruz. Çok teşekkürler abi. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.